çılgın bir yer. Yani acayip bir yer ya. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bir sarı çorbası içeceğiz. Maymun oynatıcıları, yılan oynatıcıları. Bezelye çorbası içeceğiz şimdi buradan. Üzerine de buradan sosunu koyuyor. Aa, kuru fasulye. Şu anda arkamda gördüğünüz Cemal Fena Meydanı Afrika'nın en kalabalık meydanı olarak geçiyor. Bakar mısınız şuraya? Ben hayatımda bu kadar fotojenik bir bölge görmedim ya. Şimdi burası benim oda. Çatı katında bizi karşılayan kedicik. Burada kadın erkek birlikte kalıyor. 10 kişilik bir oda burası. Tabii şu an tek başımayım. Kapattım bütün odayı. Arkada da biri uyuyor bu arada. Şimdi tajin hazırlıklarına başlıyoruz. Biraz tuz. Şimdi buradan... Bilemedim. Şimdi buradan giriyoruz içeri. Evet. 2-3 kere böyle doldur boşalt yapıyorsun bunu ki içinde köpük kalsın. Yeter bu kadar. Abartmaya da gerek yok. Bu görüntüler çok güzel ama. Abi kışın ortasında bu kadar sıcak olması beni mutlu ediyor ama etmemesi lazım. İklim değişiyor. Kötü bir yere doğru gidiyoruz. Yeah, fresh. Evet. Oğlum git. Arkadaştan ödünç aldım, ayakkabı bir oyuncağım artık. Halı saha var dediler. Halı sahayı kaçıramam. Hele ki başka bir ülkedeyse hiç kaçıramam. Şimdi Muad'la arkadaşlarıyla beraber geldik. Halı saha yapacağız. So you're playing football also, huh? Yeah, for the first time this year. Fas'ta halı sahada başlıyoruz bu sefer videoya. Ülkenin derinliklerine ineceğim demiştim. İnmeye başladık bile futbolla birlikte. Cool one. We did. Yeah, but you played well. You are a good player. Her türlü milletten oyuncu vardı. Si, c'est le Mali. La star du match, les deux stars du match. Salut. Comment tu t'appelles? Yeah, Dao Ibrahima. Ibrahima. I used to play also in China back then. Maçtan sonra sakatlanmamak için biraz açma germe hareketleri yapıyoruz. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Harika bir maç oldu. Başka bir ülkede şöyle maç yaptığım zaman bambaşka bir moda giriyorum gerçekten. My name is Taha Arvey. What's your passion in life? What's your dream? Dream. Ton rêve. Astronaut. Astronaut. Wow. And NASA. You want to go to NASA? Ben Biyet, Marrakeş. Marrakeş. C'est la prochaine train, ouais. Biletimizi de aldık. Herkese çılgın şehir Marrakeş'ten selamlar. Şimdi yanımda Mustafa var. Mustafa. Friends. Merhaba. Welcome to Marrakesh. Thanks. Mustafa şu anda Marrakeş'te konakladığım hosteli işletiyor. Şimdi sabah sabah kalktık, bir kahvaltı yapacağız. Şimdi Bisara içmeye gidiyoruz. Bisara is special for Marrakesh or all Morocco? All Morocco. The streets are pretty narrow, right? Yeah. If you don't know here, you will be lost for sure. Of course, yeah. You will be lost. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bisara çorbası içeceğiz. Sonra da dönerken ben size yolları da göstereceğim. Böylece buraya gelirseniz, olur da gelirseniz en azından kaybolmazsınız diye tahmin ediyorum. Baksanıza sokakların darlığına. Bir de arkadan motor geliyor. My name is Mustafa. I'm from south, near to the desert. I like Marrakesh. How can you not like? Look at this beautiful. Especially walking, I have lost in small streets. Even like you are lost sometimes. Yeah, all the time when I go outside. Şimdi Cemal Fena meydanına doğru ilerliyoruz.
DNA'daki kartlara göre. Çılgın bir yer. Yani acayip bir yer ya. Gidince şimdi göreceksiniz, hatta akşamı daha da çılgın oluyor. Şu an çok insan olduğunu sanmıyorum. Maymun oynatıcıları, yılan oynatıcıları, her yerde bir şeyler satıyorlar falan. Acayip bir yer. And like a labyrinth. Yes, normalde gelir gelmez ilk iş olarak bir berbere gidecektim. Saçımı, sakalımı falan bir düzeltecektim. Kestirecektim daha doğrusu. Burada bir iki kişiyle karşılaştım. Bana Faslılara benziyorsun dediler. Burada da Faslılara benzeyince hiç kimse seni rahatsız etmiyor. Eğer turiste veya Avrupalıya benzersen işin zor, çünkü herkes sana bir şey satmaya çalışıyor. O yüzden ben de hiç gitmedim bile berbere. Gitmeyeceğim de büyük ihtimalle bir süre daha. Böyle rahatım çünkü. Faslı gibi geziyoruz. Şimdi Cemal Fena meydanına giriyoruz buradan. Ve işte o çılgın meydan Cemal Fena'dayız. It's so vibrant, alive. Bu meydanda tam 80 tane böyle stand var. 80 tane ve bunlar meyve satıyor. O kadar lezzetli ve ucuz ki. Normalde bu meydan var ya, bu meydanda adım atacak yer olmuyor akşamları. Her yerde sokak yemekleri falan yapıyorlar. Ufak ufak standlarda. Bakın daha insanlar yeni yeni dükkanlarına geliyor. Saat 1 yani, öyle düşünün. Öğlen 1. Selam aleyküm. This is also very good. Also yeah, okay. Bezelye, burada bezelye çorbası. We call bezelye. Bezelye. Yeah. Bezelye çorbası içeceğiz şimdi buradan. Üzerine de buradan sosunu koyuyor. Aa, kuru fasulye. Şimdi bisara dediğimiz çorba burada. Bu bildiğimiz bezelye çorbası zaten. Ekmek. Oo. Derlemont. Nane çayımız da geldi. Bakın, hafif köpüklü. Çok köpüklü değil bu ama bunun daha köpüklü olması lazımdı. Şerife. Şerife. Normally, the first meal of the day should be fruits, because fruits digested more easily. Çorbacıdan çıktık şimdi. Nereye gidiyoruz? Bir kahve içelim dedik. Bakın saat öğlen 1:30. Hala dükkanlar falan kapalı daha. Hayat geç başlıyor burada. Hayat çok geç başlıyor. Şimdi Medine'nin derinliklerine doğru buradan gireceğiz. Normally the shops are open here, right? Yeah, normal. But in the evening or... Bugün bir de cuma olduğu için böyle boş etraf. Her yer inşaat bu sokakta. Etrafından dolanalım dedik ama etrafından dolanırsak da çok uzun sürecekmiş. Yine girdik buradan. Hadi bakalım. Bu Medine'nin içinde her yerde böyle inşaatlar var şu anda. Yeniliyorlar herhalde buraları. Bas toprak oldu her tarafımız ya. I'm already lost. I don't know where we are. Me too. I have no idea. You too. I'm close to... Traditional. Bu görüntüler çok güzel ama. Burası çok tarihi bir bölge aslında. Ve UNESCO tarafından da koruma altında. Aynı zamanda Fas Krallığı'nın da koruması altında burası. Gelmişiz. Keşkap. Sabah kafe alonje dediğimizde böyle büyük americano gibi geliyor. I was alonje.
Alonje. Alonje is amazing. I like this. Arkadaşlar, kahve çok güzel. Zaten Marrakeş'te kötü kahve içmenin mümkünatı yok gibi duruyor. Impossible to find a bad coffee, you know. It's always good coffee. Exactly. Always good quality. Good coffee. What do you make in my coffee? Okay. It's very good. Très délicieux. Merci. Şimdi yer değiştireceğiz. Başka bir yere gidiyoruz. Bu sokakta görüyorsunuz. Bu inşaat olayları bitmiş. Çok düzgün duruyor her şey yerli yerinde. Ben hayatımda bu kadar fotojenik bir bölge görmedim ya. Abi nane çayı içiyor bak köşede. Her yerde var bu kediler. Marrakeş böyle kedi dolu. İnsanlar kedileri burada besliyor. Kedileri çok seviyorlar. O yüzden her yerde kedi var resmen. Şimdi böyle bir parka geldik. Siber Park. Şehrin ortasında böyle bir park yapmışlar. Aa ne güzelmiş ya. Şuraya bakın yemyeşil. Baya hoşuma gitti benim burası. Burası halka açık bir parkmış. Yani ücretsiz olarak içeri girebiliyorsunuz. Burada koşu parkuru falan da var. Evet. İşsiz kediler de burada. Yiyin için yatın. Siber Park kedileri. Şimdi Cemal Fena Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Burası da çok ikonik bir giriş aslında. At arabaları var. Onlarcası hatta yüzlercesi. Bir kere yabancı şu an neredeyse hiç göremiyorum ben. Çünkü sınırlar kapatıldı zaten. Ben burada kalan artık 3-5 insandan, 3-5 yabancıdan biriyim büyük ihtimalle. Şurada bakın maymun oynatıcıları var. Uzaktan göstereyim çünkü biraz yaklaşınca hemen üstünüze gelip para istiyorlar. Zaten hiç onayladığım bir şey de değil bu. Burada da yılanlar var bakın. Gerçekten artık Faslı'ya benzediğimi düşünüyorum. Yaklaşmıyorlar bile bana ya. Şapkayı da takınca bir de tam böyle tam hiç yaklaşmıyorlar. Oralı bile olmuyorlar. I really feel like I look like Moroccan now. They don't even want no, anything, you know? You feel like Moroccan. You don't talk with you. Exactly. Bakın akşam burası var ya çılgın oluyor çılgın. Akşama doğru burada böyle her yerde sokak yemekleri falan yapılıyor. Yüzlerce tezgah açılıyor buraya. Ha in teras. Zeytun ya. Şimdi teras katlarından birine geçeceğiz. Oradan bir de hem manzarayı aşağıya Cemal Fena'yı görmüş oluruz diye birer çay içeceğiz. Abi her şeyi satıyorlar ya. Her şey satılık burada. Anything is being sold here, right? Yeah. Anything. Anything you can imagine. Wow, I see tourists finally. Living here in Marrakech. Yeah. There is a lot like, for example, French people. You make in a business. Selamet. Marrakech, Marrakech. What does it's it mean? It's the first name of Marrakesh. Before Marrakesh, his name Marrakech. Marrakech. Selam. Selam. Ne güzel yapmışlar burayı. Şöyle masada oturacağız şimdi. Manzaramızı da böyle göstereyim size. It's so hot. Abi kışın ortasında bu kadar sıcak olması beni mutlu ediyor ama etmemesi lazım. İklim değişiyor. Kötü bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi birer çay içeceğiz. Traditional Marrakeş style. Bu geleneksel mi değil mi biz de bilmiyoruz da buraya koymuşlar geleneksel diye. Teresa in Berber. Teresa. Teresa. Şimdi nane çaylarımız geldi. Bakın naneleri içinde. Şekersiz olarak hazırlıyorlar. Sen istersen şeker atıyorsun burada. Genelde Faslılar gerçekten de bu kadar şekeri bunun içine atıyor. Ben şekersiz daha çok keyif alıyorum. Yalan söyledim. Bir tane şöyle şeker atacağım yoksa o kadar tatsız tuzsuz oluyor ki bu. Kahve gibi bir düşünmeyin yani. Kahveye şimdi şeker atmam. Kahveye şeker bence atılmaz. Oo. Birkaç kere böyle doldurup bunu şöyle içine döküyoruz. Ve aynen şu şekilde dolduruyoruz. You are Moroccan now.
You know how to to pour the tea. 2-3 kere böyle doldur boşalt yapıyorsun bunu ki içinde köpük kalsın. Şimdi içinde köpük kalıyor. Yeter bu kadar. Abartmaya da gerek yok. Artık içmek için dolduruyorum. Böyle. Şimdi hostelimize doğru gidiyoruz. Size de yolu göstereceğim. Kaybolmayın diye. Çünkü kaybolmama ihtimaliniz kaybolma ihtimalinizden daha yüksek olacak. Şimdi Cemal Fena'yı görüyorsunuz burada. Café de France var. Bu köşede. Buradan aşağıya doğru iniyoruz. 5 minutes to get to the hostel. It's not far. Şimdi 5 dakika. It's safe also. Böyle ilk sokak. Buradan böyle ilerliyoruz. Burada bir yol ayrımı var. Şu Upepenero yazısını görünce buradan böyle ilerliyoruz. Burada meyveci dayı var. Mustafa mandalin almaya karar verdi. 1 kilo de mandalin. 1 kilo mandalin 5 dirhem. Yani 8 lira. Arkada da biri uyuyor bu arada. Şükran. This is the market of the neighborhood. Yeah. Öyle dümdüz ilerliyoruz şimdi. Şimdi buradan giremedik. Şimdi buradan giriyoruz içeri. Buradan da ekmek alacağız şimdi. Selamünaleyküm. Bir fırın burası. Selam. Bir oven. Ha? Bread. Devam ediyoruz. Bakın hiçbir yere sapmadan dümdüz ilerledik şu anda. Burada bir berber. Yine Pepe Nero tabelasını gördük. Buradan böyle iniyoruz. It's not far to go. 5 minutes to walk. Buradan sola döndük. Şimdi böyle dümdüz ilerledik mi zaten bizim oraya meydana çıkacağız. Burada motorlar çok hızlı ya. Ve geldik. Bizim meydan şurası. Yani gördünüz şuradan içeri girince, bizim hosteldeyiz işte. Şimdi hostelin kedileri için mama alacağız. Öyle gideceğiz. Ve marketlerde açık olarak böyle satılıyor. Mama. Çünkü o kadar çok kedi var ki Marrakeş'te. 1 kilo böyle açık mamalar kedi için 2 euro. Şimdi sokağımıza geldik. Boho Venset. Boho 27'ye geldik şu anda. Şimdi burası benim oda. Burayı göstermeden önce size bir çatı katını, rooftop'u göstermek istiyorum. Çok güzel çünkü. Boho 27'de biz bir aileyiz. En iyisini biz yaparız. Çay içeriz. Büyük hayaller kurarız. Falan filan diye gidiyorum. Tipe bak. Çatı katında bizi karşılayan kedicik. İşte az önce bunlar için aldık biz kedi mamasını. Bu hostelimizin en küçük kedisi. Bu bir tık büyük kedisi. Bu da anneleri. Mikasa. Burası ortak alan. This is the common area, right? The common area, yes. Here. People hang out here. Yeah. You want to work. O kadar keyifli, o kadar güzel bir yer ki. Baksanıza şuraya. Burada çok fazla turist oluyor normalde. Şu anda ben resmen tekim burada. Şaka gibi yani. Gerçekten tekim. Bakar mısınız ne kadar güzel. Marrakeş'in içinde bugün böyle dolandığımız Medine'nin geleneksel görüntüsünü yansıtan bir çatı katıymış burası. Ama gerçekten çok 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 keyifli bir yer. Şimdi aşağıya inelim bir de odalara bakalım. Burası benim oda. 10 yatak var burada. Bu benimki zaten anlaşılıyordur. Burada kadın erkek birlikte kalıyor. 10 kişilik bir oda burası. Tabii şu an tek başımayım.
kapattım bütün odayı. Now I close the hostel. Yeah, it's for you now. Unfortunately, I hope the borders will open and so many tourists will come. I hope so. Sadece kadınlar için bu oda. Bu odanın mesela kendine ait bir tuvaleti ve banyosu var. Şu şekilde. Hatta manzarası da var. There is a view. View. Yeah. Ve şu bence çok önemli. Burada bir de kilitler var. Buraları işte değerli eşyalarınızı falan koyabiliyorsunuz. Bundan olmazsa zaten bir hostelde hiç hostele veya konaklamaya bakmayın bile. Çünkü aklınız her zaman arkada kalır. Aşağısı da hostelin girişi. Az önce buradan girdik. Orası da ortak alan. Burası da giriş. Bakın burası da ortak alan. Burada oturup takılabiliyorsunuz ya da İşte işiniz gücünüz varsa burada. Çok önemli bir şey de internet hızı. İnternet hızı inanılmaz yüksek burada. Beni şaşırttı açıkçası çünkü Fas genelinde böyle değilmiş diye duydum. Burası da mutfak. Ortak mutfak. Burada kahve, çay falan yapabiliyorsunuz. Ve bu ortak mutfağı kullanabilirsiniz. İşte istediğinizi yiyip, içip, pişirip falan. Ondan sonra yıkıyorsunuz kendiniz. We're like a family. So we share everything. Şimdi buranın geleneksel yemeği olan tajin yapacak Mustafa. Öğle yemeği için tajin hazırlıklarına başlıyoruz. Tajin dediğimiz aslında yemeğin ismi değil. Tajin bayağı buna deniyor. Yani üzerinde pişirilen bu kaseye deniyor tajin. Böyle zeytinyağı atıyoruz üzerine. Üzerine tavukları yatırdık. Biraz tuz. Tuzun arkasından biraz da kırmızı biber. Karabiber. Olmazsa olmazımız kimyon tabii ki. Sarımsak tozu. Bu sarımsağımız çok az kalmış burada. Safran. Safran. Vay be, bir sürü baharat oldu şimdi üzerinde. Şimdi de şu sebzeler gelecek. Lemon. Put it like this until like 5 minutes. Bu gördüğünüz tatlı patates oluyor. Kesme şeklini de gösteriyorum çünkü tajinde özel bir sunum da oluyor. Yani havuçlar mesela bu şekilde kesiliyor. Patlıcanı da bu şekilde kesiyoruz. Şimdi bu kesilen sebzelerin hepsini buraya dolduracağız. We started with the carrot because you take time for cooking. Yeah. It's like a campfire. Campfire, yeah. Kamp ateşi kurar gibi oldu. Baksanıza şeylere. Biraz da maydanoz atıyoruz üzerine. Üf, çılgın bir şey oldu ya. Buna bakın, ne güzel görünüyor ya. İşte bunların hepsi insanın midesine giriyor arkadaşlar. Böyle düşününce garip oluyor insan. What's that? Spices, but the mixed spices. Ve zeytinyağı tekrar. Şimdi bir yarım saat, 40 dakika falan böyle kısık ateşte pişecek bu tajinin içinde. Evet, şimdi bir saatlik bir pişme süresinden sonra terasa geldik. Evet. Burada amcadan aldığımız meyveler, fırından aldığımız ekmekler ve this is tajinimiz. Ooh, it smells so good. You can smell it, yeah. O kadar güzel kokuyor ki. Sarraha. Sarraha. Şerife. Şerefe. Yes. Fresh. Eat. Oğlum git. As a Moroccan we eat. With the bread, right? With the bread. With the hand directly. It's very tasty. Hey, Adam. Thank you so much for the tagine. It was so delicious, really. With pleasure, yeah. Şimdi de eritelim dedik. Hafif de hava kararmaya başladı. Tam gün batımında Cemal Fena'da olacağız. Oraya doğru yürüyoruz. Güzel bir çatı katı bulacağız kendimize. Ve işte tekrar Cemal Fena'dayız. Bu sefer gün batımına geldik. Oo. İnsan seli. Bakın. Gündüz burada resmen kimse yoktu. Bir de şimdi bakın haline. Nasıl dolmuş. Bakın gündüz dediğimiz gibi. Hani meydan vardı şurada gündüz geçerken göstermiştim, bomboştu. Şu anki haline bakın oranın. Sanki böyle bir anda ışınlanmışlar gibi buraya. Standlar kurulmuş.
Bu arada Cemal Fena'nın en iyi manzarası da şu Le Grand Balkon yazan yermiş. Bakın maymunla fotoğraf çekiyorlar. Başka bir maymun. Cafe Glacier. Ho ho ho. Şu anda aşağıda Cemal Fena Meydanı'nı görüyorsunuz. Biz şöyle şuradan geldik. Alonji. Alonji. Juj Alonji. Juj 2 demek Arapçada. Şu anda arkamda gördüğünüz Cemal Fena Meydanı Afrika'nın en kalabalık meydanı olarak geçiyor. Bakar mısınız şuraya? En kalabalık hali bu değil. Pazar günleri burası tıklım tıklım oluyormuş. Acayip bir yer ya. Acayip bir yer ya. Şu arkamda gördüğünüz yeşil tenteli standlarda da sokak yemekleri satılıyor. Sokak yemekleri ile ilgili apayrı bir video yapacağım. Çeşit çeşit yemekler var burada. Meyve suyu standlarını da görüyorsunuz şurada. Tam 80 tane meyve suyu standı var. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Her türlü yorumunuzu aşağıdaki yorumlar kısmında bekliyorum. Abone olmayı ve yanındaki zil işaretini açmayı unutmayın. Böylece sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda Marrakeş'in daha da derinliklerine ineceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. It seems to me like it's impossible to get depressed. You just go in the street and then you're happy, you know? I feel like you're alive. How do you feel about Marrakesh? Actually, I like it. There is a life everywhere. Same in the square, same in the small street. Yeah. Where you go, just go outside and you feel alive. You know? How long have you lived here, you said? Like 6-7 years ago. Look at this. This is amazing. This is crazy.